Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin adına sizlere bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Şimdi Uluslararası Öğrenciler Akademisi tanıtım filmi. Samsun'a 2012 yılında geldim. Bir yıl boyunca Türkçe eğitimi gördüm. Sonra İlahiyat Fakültesine başladım. Çok yoğun bir müfredat olmasına rağmen boş zamanımı kitap okuyarak doldurmaya çalıştım. Fakat hep bir şeyler eksikti. Farklı etkinliklere, farklı kurslara, sohbetlere katılmaya çalıştım ama yine bir boşluk vardı. Kendimi yabancı hissediyordum. 14 Mart 2015 tarihinde akademinin başlamasından bir hafta sonra katıldım. Katıldığım ilk günden beri sanki yeni bir eğitim dönemim olmuştu benim için. Gerçeği de öyleydi. Çünkü bizim için farklı şehirlerden, farklı bölümlerden hocalar getiriliyordu. Bize özen gösterilmişti. Bizlere buradaki kardeşlerimizden farklı bir muamele yapılmamıştı. Memleketimizden uzak olduğumuzu hissetmedik. Bir daha yabancılık çekmedik. Çünkü biz artık kocaman bir aileydik. Ben aradığımı buldum. Artık bir yabancı değilim. Farklı kültürlerden, farklı fikirlerden olmamıza rağmen benimle aynı duygular, aynı amaçlar paylaşan bir aileye sahibim. İlk günlerde sayımız çok azdı. Fakat şimdi sayımız günden güne artırıyor. Birbirimize el uzatarak daha güçlü ve daha samimi bir bağ oluşturuyoruz. Samsun'daki hayatım ikiye ayrılıyor. Akademinin öncesi ve akademiden sonrası. Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ni içeriğine baktığımızda sağlıktan eğitime, edebiyattan tarihe, felsefeden siyaset, bilim ve uluslararası ilişkilere kadar farklı alanlarda 100 saatin üzerinde bir akademik program gerçekleştirdik. Birinci, ikinci kademe ve ihtisas grubu olmak üzere 3 farklı alanda birinci sınıf öğrencilerimize birinci kademe, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerimize ikinci kademe, dördüncü sınıf yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize ise ihtisas kademelerinde eğitim verildi. 20 haftalık bir eğitim programı bu. 20 haftada yaklaşık olarak 45 ayrı akademisyenin katılımıyla bu programı gerçekleştirdik. Tabii bu program çerçevesinde öğrencilerimiz her bir akademi için birinci ve ikinci kademe 45 saat eğitim aldılar. İhtisas kademesinin eğitim saati ise yaklaşık olarak 60. Onlar daha ağır program gördüler. Tabii bunu yaparken neye dayanarak yaptık? İlk önce öğrencilerimize kendilerini ait hissedecekleri bir ortam kazandırmaya çalıştık. Onların devamlılığında hiçbir zorlama ve farklı şeylere maruz bırakmadık. Tamamen onların sevgiyle, isteyerek katılacakları bir ortam oluşturmaya çalıştık. Zannediyorum bunu da başarabildik. Çünkü bugünkü sertifika programını düzenliyorsak öncelikle onlara bunu borçluyuz. Özetledim. Etkileşim çok önemli. Etkileşim o kadar önemli ki durmaması gereken, sürekli aktif olması gereken bir şey. Rahmetli dedem nur içinde yatsın. Ben daha ortaokul talebesiyken bana bir ders vermişti. Bu dersi hiçbir zaman unutmadığım bir ders oldu. Sizinle paylaşmak isterim. Bana demişti ki Allah-u Teala insanları öyle bir yaratmıştır ki
her insanın bir diğer insana öğreteceği mutlaka bir şey vardır. Profesörün bir başka kademedeki arkadaşa, bir başka kademedeki arkadaşın bir profesöre ama herkesin herkese öğreteceği bir şey var. İşte bu anahtar kelime. Bu etkileşim çok önemli. Ben bu etkileşimi burada gördüm. Bu sinerjiyi burada gördüm. Ve akademi gibi çok değerli bir oluşum için emeği geçenlere gerçekten satır arasında teşekkür etmek isterim. Çünkü bu bir yürek işi, bir emek işi. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok iyi biliyorum, Sayın Başkan Yardımcımızın nezdinde teşekkür edeyim. O kurumun da desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Ama bir tekrar olacak ama inanın ki siz olmasaydınız bu yaptığımız faaliyetlerin hiçbiri kıymetli olmayacaktı. Ben bir eksikliği kapatmak istiyorum. Evet, etkileşimimizi tamamladık. Akademiyi bitirdik. Biraz sonra sertifika törenimiz olacak. Bu mutlu ortamda bulmak benim için bulunmak şereftir, onurdur, gururdur. Çok mutluyum. Ama sizden bir isteğim var. Bu etkileşimi devam ettirmemiz gerekiyor. Durmadan, yorulmadan bu bilinci taşımamız, ulaşabileceğimiz en üst noktalara, üst coğrafyalara, gidebileceğimiz en uzak noktalara götürmemiz lazım. Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun. Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Boyucu sapıklar aklına koysun. Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Dunun insanyan kanlı çarkı yok. Yüzlerde gam, gururlarda korku yok. Çerkezi yok, Türk'ü yok, Kürt'ü yok. Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Allah bir, vatan bir, bayrak bir falan. Sakarya'da olduğu gibi kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Ne zulmü severiz, ne kinimiz var. Hayri emreyleyen hak dinimiz var. Dağlar, çağlar boyu yemininiz var. Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Teşekkür ederim. Sizlerden öncelikle sizi yetiştiren anne ve babanıza, ailenize hizmet etmenizi bekliyoruz. Bizim öncelikli beklentimiz bu. İkincisi, içinden kopup geldiğiniz milletinize, devletinize hizmet etmenizi bekliyoruz. Üçüncüsü, eğer yaparsanız bizlerden aldığınız birikimle, eğitimle, kendi değerlerinizle bugün herhalde insanlığın da en çok ihtiyacı olan insanlığa hizmet etmenizi bekliyoruz. Bunun ötesinde bir beklentimiz yok ve eminim ki sizler Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde aldığınız eğitim, burada hocalarınızdan aldığınız tecrübe, bilgi birikimiyle önce kendi ailenize, akabinde milletinize, devletinize ve inanıyorum ki insanlığa hizmet edecek birer birey olarak buradan ayrılacaksınız. Sözlerime son verirken tekrar bu programı tertip eden, bize davet eden derneğimize, derneğimizin başkanı İbrahim Bey'e, sayın rektör yardımcımıza, kıymetli hazırına ve sizlere çok teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün dağların dumanı aralandı. Hoş geldin. Bugün dağların dumanı aralandı. Hoş geldin. Karışıklar içinde kaldım. Yandım efendim. Karışıklar içinde kaldım. Yandım efendim. Sen bana yandın o defter.
vaktimiz varken. Sayın Başkan yardımcınızı rica ediyoruz. Sayın Yedili Başkan Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz.